Merhaba sevgili arkadaşlar. Mehmet'in günlüğü yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Aura Mikrokontrol 105 MC ihlas ev aletlerinde ani su ısıtıcısının montajı için karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğeni bırakmayı unutmayınız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ani su ısıtıcısının montajı için yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken noktalara değinelim. Elektrikli aletlerin montajında mutlaka elektrikle ilgili uzman ustasına yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Biraz elektrik bilgisi mutlaka gereklidir. Çünkü elektrik iş kazalarında ciddi şekilde geriye dönüş olmayan sorunlar ortaya çıkarabilir. Hemen öncelikli olarak sigorta kutusunda bulunmasını yani 32 amper sigorta kutusunda direkt şofbele bağlanabilecek bir sigortanızın olması her zaman için daha doğru. An geliyor bazen şofbenin yanında da bulunuyor ama orada da tehlikeli olabilir. Dolayısıyla sigortanızı sigorta kutusu içerisinde şofben diye not düşerek üzerine ayrı bir şekilde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Sigortalar sigorta kutusunda bulunsun ve diğer sigortalarla birlikte montaj yapılacak olduğu zaman hepsini indirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü elektrik şakaya gelmez. Hemen montajımız için banyomuzdaki uygun yere gidiyoruz. Banyoya geldik. Kapağı önceden açmıştık. Biz daha önceden takılmış olan bir şofbeni monte edeceğimiz için şu an onun üzerinde anlatacağım size. Şu bölümlerinde bakınız. Şöyle 4 tane vida montajı yeri var. Şöyle yaklaşık 2,5-3 santimlik bir uzunluğu olan vidalarla dört tarafından bunu monte edeceğiz. Bunun için dübel kullanacağız. Duvardaki yerini de hemen size göstereceğim. Bakınız hemen buralarda daha önceden deldiğimiz, dübellediğimiz noktalar mevcut. Ve daha önceden buraya şu şekilde gösterelim. Bu hatta direkt üçlü topraklı bir hat çekmiştik. Bu sigortadan 32 amperlik sigortadan gelen tek başka bir hatta da kullanılmayan tek amperli sigorta diyebiliriz. Şöyle videoda hanım bize yardımcı olacak. Daha önceden şöyle ucunu videomuzda bir kesilme oldu. Özür diliyoruz. Daha önceden biz arızamız için söktüğümüzden dolayı şöyle uçlarını bantlayıp güvenli bir şekilde banyodan uzaklaştırmıştık ucunu. Şu bölümde montajını hat nereden geliyorsa ister bu taraftan getirebiliyorsunuz. Şu arka tarafındaki kanalından getirerek şu bölümden giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra bakınız şöyle hemen şöyle kalın 2,5'luk bir kablo, çoklu kablo. Şöyle çoklu dedim, özür dilerim. Tekli kablo. Şunu şöyle şuradaki renklerine göre eşleştirme yapacağız. Şuradan getireceğiz. Bu bölüme tek tek kahverengiyi kahverengiye, maviye maviye, sarıyı da sarıya. Sarı yeşil topraklama ve diğerleri de hatlarımızın devamı olacak. Şöyle monte edeceğiz ve ondan sonra bu kalan yeri oraya montajını sağlayacağız. Burada hanımdan yardım almam gerektiği için videoyu durduracağız. Arkadaşlar bu bölümde şöyle şu bağlantıyı yapmadan önce şu benimizin montajını yapalım, yerine sağlamayalım. Oturttuktan sonra şu bağlantıyı yapmak daha böyle elimize yatkın olacak. Çünkü diğer türlü bizi ciddi şekilde zorlayacak. Şimdi şu köşelerdeki vida bağlantılarını, montajlarını yerine getireceğiz. Evet arkadaşlar, şu dört köşedeki vidaları iyice sıktık ve şofbenimizin duvar montajını yaptık. Şimdi şu bölümde bakın. Daha önceden şöyle ölçüsünü yaptığımız kablomuzu biraz içinde uzun olduğu için şöyle hafifçe bükeceğiz. Katlayacağız. Şofben içine tam oturması için. Şöyle bakın. Şöyle elektrikli ev aletleri ve elektrik işleri sakata gelmez. Şakası olmaz. Arkadaşlar bu işler onun için deneyimli insanlar tarafından yapılması, bilgisi olan insanlar tarafından yapılması daha doğrudur diyoruz. Onun için lütfen evet YouTube videolarını çekiyoruz ama sadece yani bu konuda biraz deneyimi olan ve yapabilecek düzeyde olan insanlar için örnek olsun diye çekiyoruz. Bu işi ustalarına yaptırmanızı öneriyoruz. Ben de Endüstri Meslekli Elektrik bölümünden deneyimim olduğu için kendi işimi kendim görebiliyorum diye sizlerle bu ayrıntıyı da paylaşayım. Önceden yaptığımız yalıtımı söküyoruz.
Şöyle. Bakın. Teker teker bunları sökeceğiz. Şöyle Sevda Hanım da kamerada bize yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Onun sayesinde yapıyoruz gerçekten böyle. Çekim işlerini falan bana ciddi şekilde destek oluyor. Şöyle. Şurada açalım iyice. Şu bölümü iyice sökelim. Ondan sonra şu kabloları yerli yerine oturtalım. Hepsini bakın. Kahverengiye, kahverengiye. Sarı yeşili, sarı yeşile. Şöyle tek tek hepsini oturtacağız. Şöyle. Şöyle tornavidan, tornavidadan kontrol kalemini alalım şöyle güzelce. Sıkı bir şekilde montajını yapalım. Yine sarı yeşilde de aynı şekilde. İyice sıkı bir şekilde montajını yapalım. Son olarak da mavi kabloyu, bakın. Şöyle iyice monte ediyoruz. Şöyle iyice monte ettik. Şu bölümde de şu çıkardığımız bölümü şöyle montajını yaptıktan sonra bir saniye videoyu durduralım. Şimdi videomuzu durdurmuştuk, açtık vidamızı. Şöyle elektriğin tamamını kestik. Elektriğin şakası olmaz. Sigortadan kökünden kapatıyoruz. Ve tepe lambası mutlaka gerekiyor. Bakın şöyle iyi aydınlatan tepe lambası bu işin gerçekten güzel olmasını sağlıyor. Şu şekilde de bakın kahverengi kahverengiye, sarı yeşili sarı yeşile, maviyi de maviye eşleştirdik. Şimdi kapağını kapatmasına geldi sıra. Şöyle kapağını da kapatalım. Kapağını kapatırken üstten giydiriyoruz aşağıya. Oturtuyoruz. Vidası üstte değil altta oluyor ortada. Şöyle bakın. Videoyu durduralım Sevda Hanım. Altı montaj etmeden şu şunun bakın bir tarafı hafif düz, diğer tarafı böyle yuvarlak. Şurada eşleştiriyoruz. Şöyle bakın. Eşleştirdiğimizde sıfıra geldi. Şöyle kademesi 1, 2, 3 çalışıyor. Ondan sonra videoyu durduralım. Alttaki montaj yerini. Kapağını sökmek için sadece bir tane vida tutuyor. Onu da şöyle şuradan yerleştiriyoruz. Şöyle. İyice oturtalım tabi. Bakın burası soğuk su girişi. Burası sıcak su çıkışı. Şurada sıcak su sıkışına uygun bir yeri buluyoruz. Contasını takıyoruz öncelikle. Şöyle contasını takalım. Şöyle sıcak su sıkışı boşta olacak bizde. Onun için bunu oraya takıyoruz. Şöyle. Şöyle iyice sıkıştırıyoruz. Soğuk su çıkışından gelen şunu bir tabii mi Sevda Hanım? Soğuk su çıkışından gelen bölümü şöyle bir gevşetelim. Gevşettikten sonra şunu alalım. Şöyle hafif şöyle kastıralım ki oturturken zorlanmayalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. İyice sıkıştırmak için. Şimdi burada sızıntı olmaması lazım. Şöyle iyice oturttuk. Ve şu bölümünde sıkıştırıyoruz. Şofben montajı bu kadar arkadaşlar. Yine videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Böylesi faydalı videoların gelmesi için bunlar çok önemli. Herkese selamlar, sevgiler.